Nimet'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yeleğimizin ikinci videosu. İlk videomuzda yakadan başlayıp kolumuzun haroşasının buradaki ajurlarını yaptık. 4 diş haroşa örelim, görüşelim demiştik arkadaşlar. Bu videoda kolumuzu kesip yeleğimizin beden kısmını alt tarafa kadar örüp kesip kolumuz papyonumuzu yapıp yeleğimizi bitireceğiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden örmeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kol kısmımızdaki 4 diş haroşamı ördüm. Şimdi ön taraftayım. Ön tarafı göstereceğim arkadaşlar. Arka yüzde de kollarımızı keseceğiz. Bu sırada artık ajurlarımızı bu yapmış olduğumuz ajur çalışmalarını artırmaları artık yapmayacağız. Yeterli kadar sayıya ulaştı ilmeğimiz. Şimdi kenar kısımdaki 7 tane haroşamı örüyorum. Bakın ajurumu gördüm. Burada bir tane normalde artırıyorduk ama artırma yapmadan kolumdaki haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Diğer ajurlarımda da artırma yapmadan arkadaşlar şişimi, bu sıramızı yani sonuna kadar öreceğim. Ön bedendeki model çalışmamızı yine modelimizin hangi etabındaysak, hangi sırasındaysak modelimizi örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şu son tarafı, artırmadığım yeri tekrar göstereyim arkadaşlar. Şöyle kolumu haroş olarak ördüm. Arka yüzden de kollarımızı keseceğiz arkadaşlar. Bu sırada artırma işlemi yapmadan, artık ajur çalışması yapmadan örgümüzü bitireceğiz. Bakın yine geldim buraya ama artırmadan örmeye devam ediyorum. Arka bedendeyim. Düz örgü olarak arka bedenimi öreceğim. Hiç artırma şurada yapmadım arkadaşlar. Arka bedenimi öreceğim. Burada da artırma yapmadan arkadaşlar diğer kolumdaki haroşamı öreceğim. Ön kısımda yine artırmalarımı yapmadan, buradaki yapacağım artırmayı, ajurlarımızı yapmıyoruz. Düz örgümüze devam ediyoruz. Buradaki modelimizin de hangi sırasındaysak modelimizi yapıp düz örgümüzü örüp sondaki 7 ilmeğimizi haroşa örüp arka sırada görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimizin arka yüzündeyim. Ön tarafı haroşayı haroşa, düz örgülerimi düz örerek ön yüzümü çıktım. Arka taraftayım. Öndeki ilk baştaki 7 tane haroş olan ilmeğimi örüyorum. (1, 2, 4, 6, 7) Evet, diğer ilmeklerimi ters örgü olarak arkadaşlar örüyorum. Modelimin geldiği yeri de ters olanı ters, düz olan ilmeklerimi düz olarak ön kısmını öreceğim arkadaşlar. Evet, modelimin olduğu yere geldim. Tek ilmek ters,
düz pardon 3 ilmek ters 4 ilmek düz 3 ilmek ters 1 ilmek düz. Modelimin ters kısmını da ördüm. Koluma doğru ters örgü olarak arkadaşlar devam ediyorum. Kolumuzu şimdi bu sırada keseceğiz arkadaşlar. İlmek sayılarımız azalacak. Daha rahat öreceğiz arkadaşlar şimdi. Bakın ajur çalışması yaptım. Ortadaki iki tane düz olan ilmeğime kadar geldim arkadaşlar. Bu ilmeğin bir tanesini kola, bir tanesini ön tarafa katacağım. O yüzden ters olarak bu bir tane ilmeğimi de örüyorum. Ön beden kısmı onu kattım. Şimdi kol kısmımızı keseceğimiz için örerek keseceğiz. Bir tane örüyorum haroş olarak. İkinci ilmeğimi de ördüm. Şunu şöyle indireyim göstereyim. İlk ördüğüm ilmeğimi sonraki ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir tane daha ördüm. İlk ördüğüm ilmeğimi sonrakinin üstünden arkadaşlar geçirdim. Örerek kesiyoruz yani. Bir ilmek ördüm. Haroş örüyoruz. Bakın bir ilmek örüyorum. Bir önceki ilmeği sonraki ördüğümün üzerinden geçiriyorum. Ördüm. Geçirdim. Örüyorum. Geçiriyorum. Kollarımızı örerek kesme tekniği bu arkadaşlar. Sizlerin farklı bir şekilde kesmek isterseniz sizler de öyle kesebilirsiniz. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Bakın 4 diş haroşa örmüştük. 5. dişimizde örerek kestiğimiz için 5. dişimizde oluşuyor arkadaşlar. Koldaki ilmeklerimi bitene kadar bu şekilde keseceğim arkadaşlar. Keseyim. Sonuna kadar. Bakın arkadaşlar. Haroşa ördüm. Diğer ilmeği üzerinden geçirdim. Ördüm. Üzerinden geçirdim. Örüyorum. Bir önceki ilmeği üstünden geçiriyorum. Çok da sıkı tutmuyorum. Çok sıkı olmasın. Bebeklerimizin kolunu rahatsız etmesin diye. Hafif gevşek bir şekilde kesiyorum. İlmeklerimi sonuna kadar keseyim ben arkadaşlar. Buraya kadar. Kolumuzun sonuna kadar kestim arkadaşlar. Ortadaki bu iki tane düz olan ilmeğime kadar geldim. Burada da bu ilmeğin birini arka tarafa, birini kol tarafa katacağımız için bir tanesini koluma kesiyorum. Diğerini de kesiyorum. Bakın şöyle. İkisini de kestim ama bu çıkan ilmeğimi arka tarafa devam edeceğim. Bu taraftaki ilmeğim oluyor. Arkaya katmış oluyorum arkadaşlar. Arka tarafımı ters olarak diğer koluma kadar örüyorum. Aynı şekilde diğer kolumuzu da keseceğiz arkadaşlar. Seri bir şekilde öreyim. Videomu durdurmadan arkadaşlar şurasını tekrar
Evet, yine ortadaki ajur kısmına geldim. Dediğim gibi bu ortadaki iki ilmeğimin bir tanesini arka tarafa ördüm arkadaşlar. Şimdi koldaki haroşalarımızı kesmeye başlıyorum. Yine haroşa olarak ördüm bir tanesini, ikincisini de ördüm. Bu ipimi öne indiriyorum ki siz rahat görün diye. Bir önceki ilmeği diğerinin üstünden geçiriyorum. Tekrar haroşa örüyorum. Üzerinden geçiriyorum. Koldaki bütün haroşalarımı örerek böyle kesiyorum arkadaşlar. Sondaki 7 tane haroşamız kalana kadar kesip 7 tane haroşamızı da haroşa olarak örüp arkadaşlar şuradan 7 tane haroşa kalana kadar kolumuzu kesiyoruz. 7 haroşamızı örüp sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıramı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Kolları kestik arkadaşlar. Şimdi ön tarafta bedenlerimizi birleştireceğiz. Şuradan. Bakın gayet rahat birer kol kesimi oldu. Şimdi kollarımızı bedenimizi ön bedenle arka bedenlerimizi birbirine birleştireceğiz arkadaşlar. Yandaki 7 tane haroş olan ilmeğimi örüyorum. Bu en sondaki ilmeğimi bakın bir tane ördüm ve çıkarmıyorum. Tekrar şöyle arkadan takıyorum. Bir tane de böyle bir ilmek daha çıkarıyorum. Yani kol altında bu yüzden bir ilmek artırmış oldum. Aynı şekilde şuradan da son ilmeğimizden bir ilmek artıracağız. Bir tane normal düz örgü örüyorum. Şişimi tekrar takıyorum ve arka tarafından şuradan çıkarıyorum ve bir ilmek daha örüyorum. Sıkı bir şekilde iki tane ilmek kol altında artırmış oldum arkadaşlar. Örgümüze yine düz olarak örmeye devam ediyorum. Diğer koluma kadar düz örgüye devam ediyorum arkadaşlar. Bu kolumuzu birleştirmiş olduk. Çok zor gözüken ama gerçekten kolay bir model arkadaşlar. Zor değil. Birebir takip ederseniz sizinkilerde güzel yandan düğmeli muntazam bir şekilde olacaktır arkadaşlar. İnşallah detayları sağlıklı bir şekilde size aktarmışımdır arkadaşlar. Sormak istediğiniz yine bir şeyler olursa takıldığınız yerler yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna da basmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz arkadaşlar, abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Arka bedeni ördüm arkadaşlar sonuna kadar. Şimdi tekrar bu kol altında yine iki tane ilmek artıracağız. Birini bu ilmekten, diğerini öbür taraftaki ilmekten. Onu tekrar göstereyim. Bir ilmek örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Tekrar aynı şişe arka yüzünden çıkarıyorum. Aynı ilmeği pardon takıp arka yüzden çıkarıp bakın bir ilmek daha ördüm. Bir ilmeği iki sefer örmüş oldum. Şimdi kolumuzun
ön tarafıyla şöyle kolumuzu bu tarafa aldık. Bu baştaki ilmeği tekrar bir ilmek ördüm. Şişimden çıkarmadan takıyorum ve arka tarafından çıkarıyorum. Ve bir ilmek daha örüyorum. Böylelikle kol altımızda 2 tane ilmek artışı yapmış oldum arkadaşlar. Ön kısımdayım. Ön kısımdaki modelimiz yeleğimiz bitene kadar, yani alt kısımdaki etek ucundaki haroşa kısmına kadar modelimiz arkadaşlar devam edecek. Modelimizi önde biliyorsunuz kuruyoruz. Arkada terse ters, düze düz örerek devam ediyoruz. Şurada tekrar size göstereyim. Bu sırada kesme işlemim yok. Düz gittiğim sıra arkadaşlar. Bir ilmek ters ördüm. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir dahaki ön tarafa geldiğimde bu iç ilmeği toplayıp keseceğiz arkadaşlar. Ortadaki 4 tane ters ilmeği örüyorum. Ve 3 tane düz ilmeğim var. Bir tane de ters ilmeğim. Modelimin düz olarak geçtiğin sırasındayım arkadaşlar. Aradaki düz örgüleri de örüp kenar ilik düğme bandımdaki 7 ilmek olan haroşamı da örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümüze artık ön yüzünü düz, arka yüzünü ters örgü olarak ilik sayımız 4 tane olana kadar 13 sırada, yani 13 diş haroşada bir ilik açıp arkadaşlar ilik sayımızı toplamda 4 tane olana kadar yeleğimizin boyunu uzatacağız. Ön komple düz örgü. Ajur artırmalarımız bitti. Yalnızca modelimizi önde kurup arkada terse ters, düze düz örerek arkadaşlar toplamda 4 tane iliğimiz olduktan sonra tekrar alt tarafa bir ajur çalışması yapacağız tekrar arkadaşlar. 4. ilikten sonra eğer yeleğimizin ihtiyacı olursa birkaç sıra daha haroşa örgü örebiliriz arkadaşlar. Boyunu ördükten sonra oraya karar verelim. 4 tane iliğimizi açıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 4. iliğimizi de 2 3 4 4. iliğimizi de açtıktan sonra 2 4 diş haroşa ördüm ve ön yüzdeyim arkadaşlar. Şimdi kolumuzda uygulamış olduğumuz bu ajur çalışmasını yeleğimizin etek altına da uygulayacağız. Yandaki sabit olan 7 ilmek haroşamı ördüm arkadaşlar. 1 ilmek örüyorum ve 1 ilmek artırıp 2'yi birleyip kesiyorum. 1 ilmek artırıyorum. Bakın burada doluyorum ve bir, iki ilmeği de birleştirip kesiyorum. Arada birer tane ilmeği kestiğimin yerine artırmış oluyorum arkadaşlar. Kol ajurlarında yaptığımız gibi yakada ve yani kolda uyguladığımız bu ajur çalışmasını yeleğimizin alt tarafında da uyguluyoruz. Evet, şimdi bu sıranın sonuna kadar bir artırıp onun yerine bir kesme işlemi yapacağız. İlmek sayımız değişmiyor. Sıramın sonuna kadar örüyorum arkadaşlar. Ve arka tarafı düz çıkacağım. Arkadaşlar, ön tarafı geldiğim zaman tekrar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ajurumu yaptım. Arka taraftan ters olarak ördüm. Ön yüzdeyim. Bu yüzümüzü de ön tarafta
yüz örgümüzü ördükten sonra bu yandaki 7 ilmeğimizi haroş olarak örüyorum. Ve bu sıramı da düz örgü olarak sonuna kadar yapıyorum. Ve yeleğimizin alt kısımdaki haroşa çalışmasını yapacağız. 4 sıra, 4 diş haroşamızı öreceğiz arkadaşlar. Sonra yeleğimizi kesip bitireceğiz. 4 diş haroşa olana kadar ben örüp geliyorum arkadaşlar. Yeleğimizi birlikte keselim. Evet arkadaşlar, 4 diş haroşamı yaptıktan sonra kesme işlemini yaptım ben sonuna kadar. Şurada biraz bir şeyim var. Orayı tekrar keserek size göstereceğim. 5. diş haroşam kolda da yaptığımız gibi kestiğimiz zaman oluşuyor. Şurayı keselim önce. Yeleğimizi bir bitirelim. Evet arkadaşlar, şöyle örerek kesme tekniğiyle kesiyoruz. Haroşamı ördüm bir ilmek. Bir önceki ilmeği alıp sonraki ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek örüyorum. Diğerinin üstünden geçiriyorum. Örgümü bu şekilde kesiyorum. Şöyle arka tarafını da göstereyim arkadaşlar. Kestiğim zaman alttaki haroşamın sonuncu haroşasını bu kesme işlemiyle oluşturmuş oluyorum. Şöyle, evet. Evet arkadaşlar, son ilmeğimi de kesiyorum. Ve bu en son kalan ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Ve ipimi kesiyorum. Tığım yardımıyla bu ipimi haroşalarımın arasından geçerek ipimi gizliyorum arkadaşlar. Fazla ipimi de kesiyorum. Şuradaki düğümümü de saklayacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yeleğimiz bitti. Arkadaşlar, düğmelerimi de diktim ben. Şuradaki ipimi de saklayayım. Yine haroşalarımın şöyle arasından geçip buradaki ipimi de saklıyorum. Evet, yeleğimiz arkadaşlar bitti. Düğmelerimizi ilikleyelim. Bakalım ortaya çıkan yeleğimiz nasıl oldu? Dediğim gibi yeleğimiz 1 yaş ve üstü, 1,5-2 yaş olana kadar, bebeğinizin yine büyüklüğüne göre arkadaşlar, yani bedeninin yapısına göre, tombişliğine göre değişebilir. Yeleğimiz 1 yaş artı 1,5-2,5 yaşına kadar giyilecek bir yelek arkadaşlar. Gayet güzel, ebatı da güzel oldu arkadaşlar. Şimdi buraya yapacağımız bir tane fiyonkumuz vardı, onu da ördüm ben. Toplamda 12 tane ilmek şişimi attım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
15 sıra haroşa ördüm arkadaşlar. Bu haroşamı beyaz ipimden göz kararı şöyle ikiye katlıyorum. Göz kararı aldım. İpimi de ikiye katladım arkadaşlar. Şöyle örgümü ikiye katlıyorum. İpim arasından geçireyim. Katladım arkadaşlar. Şu ucunu da bu aradan geçirip bakın bunu buradan sıkıyorum. Yani ortasını bulduktan sonra arkadaşlar şöyle şu taraftan sıkalım. Daha düzgün olsun. Evet. Sıktıktan sonra arkadaşlar ipimi iki kanadını ayrı ayrı bakın ikisini de ayrı ayrı alıyorum. Bunu buradan birkaç sefer doluyorum. 3-4 oldu. Üstten aşağıya getirdim. Diğerini de alttan yukarı. Onu da birkaç seferde onu doluyorum. Evet. Arka taraftan ipimi birbirine bağlıyorum. Evet arkadaşlar. İpimi birbirine bağladıktan sonra örgümüzün bu modele başlamadan önceki olan düz kısmımız vardı. Burada ortada bulunan 4 tane haroşa ilmeğimizin bir bu taraf başından bir de bu taraf başından şöyle fiyonkumuzu koyalım. Tığıyla şöyle çevireyim. Bakın şu taraf başından ipimin birini geçiriyorum. Diğer haroşanın ortadaki 4 tane ilmek olan haroşanın diğer tarafından da diğer ipimi geçirdim. Evet ve arka tarafından bağlıyorum. Ve yine papyonum böyle oynamasını istemediğim için arkadaşlar şuradan iki ipim de ayrıyken fiyonklarımın haroşamın şöyle arasından geçip bakın bulunduğu yerden ipimi geçiriyorum. Bunu buraya tutsun diye iğneyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar hani dikebilirsiniz. Ben de buradaki ipimi kullanmış oluyorum. Diğerini de geçireyim arkadaşlar. Şöyle bulunduğu yere sabitliyorum. Birkaç ilmek geriden tekrar arka tarafı alıp bakın sıkıladım. Buradaki ilmeğimi hatta şuradan haroşa da alayım. Arka taraftaki mavi ipten haroşamın evet şuradan çıkayım. Geçirdim. Şöyle bir iki tane sık zincir çektim ve bıraktım. Diğerini de yine ötekini yaptığım gibi arkadaşlar. Evet şuradan. Bir iki zincirde ona çektim ve iplerimi kesiyorum. Örgümün içinde de iplerimi gizleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar fiyonkumuzu da yaptık. Şöyle yeleğimizi
Tekrar el ütüsüyle de düzlerseniz. Bunu aşağı taraftan yaptık ki bebeklerimizin de boynuna böyle gelip rahatsız etmesin diye yukarıya arkadaşlar. Daha yukarıdan yapmayın. Dediğim gibi şuradaki arada olan 4 tane haroşamızın hemen üzerinden yaparsanız gayet güzel olacaktır arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, yeleğimizin bir de size ölçüsünü vermek istiyorum. Şuradan toplamda 36 santim boyutu var yeleğimizin. En olarak da tabi şuradaki modelimiz biraz giriyor ama sıkıntı değil. Tahminen ölçüyorum ben. 26 santimde eni var. 26 santim en, boyumuzda 36-37 arası arkadaşlar santimi var. Dediğim gibi yeleğimiz 1 ve üstü 2 yaşa kadar olabilecek bir yelek ölçütü gayet güzel oldu. Ben daha önce bir tane pembe yelek örmüştüm arkadaşlar. O 1 yaştı. Bulutlu figürü olan yeleğim. Onunla aynı model sayılır. Yalnız buradaki önündeki detayı farklı arkadaşlar. Bu yeleğimiz de gayet güzel oldu arkadaşlar. Sizler de inşallah severek örersiniz arkadaşlar. Hangi minnoş giyecekse güle güle giysin ördükleriniz arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Seviyle kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.